İstanbul'dan bir anda çıkmışım. Evet, sular altında kalan bir yol. Tekrar döneceğim. Evet, arabamı burayı bıraktım. Bundan sonrasını yaya intikal edeceğim. Mis gibi doğa.
Kendimi çok şanslı hissediyorum. Yani hem buradan geldim hem de sabahın ilk saatlerinde burayı ziyaret etmiş olacağım. Kurbağa sesleri eşliğinde Hasankeyf'e giriş yaptım. Sabahın ilk ışıkları dağları çok güzel gösteriyor. Şuralar oyulan kayalar. Güzel bir yürüyüş yolu yapmışlar. Ortadan bir su geçiyor. Dicle Nehri'nin suları bunlar. Bakımlı bir yere geldim. Aşikar. Buraya bakıyorlar. Evet, şu aradan gözüktü. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Taşlar doğal olduğu için gerçekten çok güzel gözüküyor. Oturacak yerleri dahi taştan yapmışlar. Hemen şu arada çok güzel gözüküyor. Ortası cam olmuş. Şuralar yapım aşamasında hala. Şurada güzel bir köprü var. Köprüden de geçelim. Asıl bizim ulaşmak istediğimiz yer şurası. Buralarda geceler demek ki soğuk geçiyor. Soğuk sıcak, soğuk sıcak bu etkiyle kil taşı da çok rahat bir şekilde şekilleniyor. Şanlı bayrağımız gözüktü. Oradan bir merdiven görüyorum. Yukarı doğru bir merdiven çıkıyor. Ve yavaş yavaş Dicle'ye yaklaşıyorum. Evet, tam tahmin ettiğim gibi Hasankeyf'in yeni yerleşkesi. Oradan buraya teknelerle geliniyor. Sonra buradan çıkarma yapıldıktan sonra turistler Hasankeyf'i geziyor. Şimdi şurayı bir kolaçan ettikten sonra şurayı gezeceğim. Ve başka yerler varsa bir bakacağım. Sonra turumu bitireceğim. Burada aslanlı bir kapı var. Evet. Buradan yol devam ediyor. Yürüyüş yolunun sonuna geldim.
Asıl yerler yukarıda. Buradan sonra sana geçmeyeceğim zaten. Şuradan bir görüntü alıp dönüş yapacağım. Yukarıları gezmek istiyorum. Evet. Baraj göleti bayağı bir sakin. İlerideki kayalıklardan da görüldüğü üzere o bir beyaz bir çizgi var. Demek ki su oraya kadar çıkabiliyor. Baraj göleti yükseliyor. Güneşi arkama almak istedim buraları çekmek için. Şurada iki boğazı birbirine bağlayan bir köprü var. Evet, burası oyukların olduğu yerlerden bir tanesi. Şu ortada bir adacık var. Adacık kalmış. Şu boğaz gerçekten çok güzel, çok hoşuma gitti. Aradan tatlı, derin bir esinti geliyor. Suda balıklar da var. Ben şu an küçük olanlarını gördüm. Mutlaka büyük de vardır. Evet. Tekne uzaktan geliyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Şimdi turistler gelecek. İnecekler. Adada tek başımayım. En azından buraları tek başıma sessiz sakin bir şekilde önden gezmiş oldum. Yani önce neden arabayla geldim, niye o yola girdim diye düşündüm ama şu an şanslı olduğumu hissediyorum. Şu an saat 7.52. Demek ki ilk tur 7.30'da düzenleniyor. Onu da yaşayarak öğrenmiş oldum. Güneş de kendine gösterdi. Tüm karanlık yerler aydınlandı. İnmeyecekler herhalde. Ya da bir tur atıp böyle gelecekler. Şu an rıhtıma yanaşan bir tekne olmadı. Kuvvetli muhtemel şu boğazı gezip o şekilde inecekler. Ben gezmeye devam ediyorum.
şuradan yavaş yavaş ilerleyip zirveye çıkacağım. Sonra tekrar dönüş yoluna geçeceğim. Evet, burada bir yerleşim varmış. Tabii ki daha önce vardı ama şurada bir pencere görüyorum demirden. Kayalıklar. Şuradan devam edeceğim. Evet, mağaralardan bir tanesi. Sanki oda gibi buralar. Şurada karanlık bir yer var. İçerisi serin. Çok güzel. Hava bayağı ısındı. Üzerimdeki kapşonluğu çıkartmak zorunda kaldım. Şunu şu şekilde çekeyim. Okumak isteyenler durdurup okuyabilir. Selam. Selamünaleyküm. Kimse var mı? Selamünaleyküm. Abi merhabalar. Abdülbaki. Abdülbaki abi merhabalar. Merhabalar. Nasılsın, iyisin? Bayram sağ mübarek Allah. Olsun. Seninki de, Allah razı olsun. Şimdi ben araçta geldim abi. Navigasyon beni ta buraya kadar getirdi. Aracımı o girişe park ettim. Zaten oradadır aracı. Evet, zaten buraya giriş yok. Olsa da girmezdim zaten. Yok. Şöyle bir kolaçanı ettim. Bir turist kafilesi geçti. Gemiyle geçti. Aynen. Evet. Onlar gelecek mi tekrar buraya? Tekrar geliyorlar. Yani. Hani adaya çıkacaklar yani buraya. Yok, buraya gelmezler. Onlar kendi isteği üzeri gelirler. He, tamam. Tamam. Şimdi istek olmasa gelmezler yani. Araçta gelen var mı buraya? İçeri gelemezler. Dışarıda gelirler. Ha, buraya kadar geliyorlar. He. İyi, süper. Bizi davet ettin. Şöyle bir geçeyim. Buyurun. Bir otur, bir çayımızı da iç. Vallahi çok memnun olurum. Sen burada mı yaşıyorsun yoksa görevli misin? Görevliyim. Biraz sonra gideceğim. Saat 8-8 bir şey var aslında. İyi, süper. Bir çay doldurayım. Olur abi. Şöyle bir bakayım şuralara. Burayı komple gezersek 2 saate bitiremeyiz diyorsun. 2 saate bitiremezsin bak. Şimdi şu anda kaledesin. Evet, kaledeyiz. Bu gördüğün küçük saraydır. Tamam. Karşımızdaki de daphanedir. Tamam. Daphane dediğimiz yani zamanda para orada basılıyordu. Aa. Heh. İlk para basılan yer burasıdır. İçeride falan mı? Üst kısmı. Üst kısmı. Tamam, şimdi oldu. Evet. Bir de bir gördüğün kule herhalde yıldırıma karşı. Zaten giderken görürsün. Tamam. Şu merdivenlerden oraya doğru çıkacağız herhalde, değil mi abi? He, gel burada sana hepsini tarif ederim. Olur. Çünkü gözüme çarpanlara sana tarif edeceğim. Tamam, sıkıntı yok. Abi gördüğün kule? Tamam. Herhalde yıldırıma karşı yapılmış. Zamanında, evet. Evet. Şu gördüğün bina, bak ufak bir bina var. Orası camidir. Evet. Diğeri de havlusudur. Tamam. Gördüğün büyük orada demir kapı var.
Tamam, gördüm. Büyük saray oluyor. Hükümdarların sarayısı daha doğrusu. Zindanlardır, bilmem nedir, askeri kurum yeri yani. Yukarıya çıktığı zaman büyük şey var, Ulu Cami var. Aa, şu an aktif mi peki oralar? Aktif değil, yani ileride düşünüyorlar yani. Anladım, tamam. Aynı zamanda kiliseydi, Eyyubiler tarafından camiye çevrilmiş. Anladım, anladım. Bu gördüğün bütün mağaralar hepsi içinde insanlar yaşıyordu, tek tek. Evet. 1970'lerden Süleyman Demirel başbakan olduğu zamanı belki biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz değil mi bilmiyorum. Sadece buraya gelirken şöyle birazcık araştırma yaptım. Burada gelip geçiyor, Mardin'e gidiyor. Ondan sonra bakıyor ki millet hala da mağarada yaşıyor. Evet. Kalkıp şu gördüğün gölü görüyorsun. Evet. Orada konut yapıyor. Konut yaptıktan sonra millet oradan aşağı inip İniyor. orada Şu anda da konutlanıyorlar. Sonra suya gömüldü. suya gömüldü. Evet. Yeni yerleşke de şurası. Evet. İyi. Yeni Tamam. yerleşim alanı bu taraftadır. Sağ tarafta. Ha, sağ tarafta. Evet. Bu gördüğün yerler de hepsi evdi yani. Anladım. Şu ileri gittim. Köprüden geçtikten sonra orada hala yaşayan bir aile var. Var ya. Keçilerini otlatıyordu. Vardır. Orada var yani. Ondan sonra göreceksin artık. Gezeceksin. Bakacaksın yani. Tamam abi. Tek tek mağaraları dolaşırsın. Ama senin geldiğin yere kadar orası hepsi kaledir. Tamam. Yani ben Girişini orada bir hatta biraz öteysinde komple kaledir. Şimdi oradan gelince bir şüphe duydum. Bir de burada kimse yok. Tekne de gitti, durmadı, rıhtıma yanaşmadı. Dedim herhalde ben Yanlış yere mi gelmişim? yok hayır buraya giriş yasak mı diye düşündüm. Yok yok, yasak değil ama yani 1-2 saat sonra burası Ana baba günü olur diyorsun. full olur yani. Dolayı dün görseydin burayı diyecektin. Bütün dünya Türkiye buradadır yani. Evet. Vallahi çok güzel, çok hoşuma gitti. Gel bir çay içelim. Tamam. Hem istirahatini yaparsın. Bu bir kralın küçük sarayısıdır. Tabii söylentiye göre kendi gelinine hediye yapmış yani. Evet. Yani o şimdi bütün eserler karşıya gitmiş. Bak Taşındı. görüyorsun Zeynel Bey Türbesi var. Evet. Az ileride. Kubbe gibi bir yer var. Taşınamayan da suyun altında kaldı değil mi? Taşındılar. Suyun altında kalan var mı? Şu evler kaldı. Anladım. Bir de bak 2 tane minare var. Tamam gördüm onu da. Onun yan tarafında bak kubbe, ufak bir kubbe görünüyor. Tamam. O da eski bir eserdir. Diğer tarafta da görüyorsun son tarafa solda. Evet. Orada da eski eserler var. Gördüm. Bir de İmam Abdullah var. Şu an kameradan yan çok tarafa. seçilemese de şu an gözle görüyorum onları. Yani burada taşıyan eserler çoktur yani eski eserler olarak. Evet. İmam Abdullah Türbesi var. İmam Abdullah diye biz geçmeyelim. Teyari Cafer'in oğludur. Teyari Cafer peygamberin amcasıdır. Peygamberin amcasının oğlu oluyor. Anladım abi. Yani nice evliyeler burada Buradan kalkıp geçmiş. gitmiş yani. Evet. Abdülbaki abi, eğer uygun görürsen bu anlatımını yayınlamak isterim ben. Ya görüksün mü? Sen yapılacak bir şey yok ki. Sıkıntı yok abi. Senin Tabii gönlün tabii. varsa yayınlayacağım yani. Yok yok bir şey olmaz. Yani bizim valla yani Hasan Gepi tanıtmak istiyoruz. Tabii. Millete tanıtmak istiyoruz. Benim de YouTube'da Gerçek Bir Hatıra diye bir kanalım var. Yani şu şekilde Hasan Gepi tanıtmak istiyoruz. Genişlenmesini istiyoruz. Tabii. Milletin gelmesini bekliyoruz. Anladım. Gelip görsünler ki Güneydoğu'nun insanları nasıldır. Nasıl misafirperver olduklarını görsünler yani. Ya şimdi şöyle abi. Bak geldim. Buraya doğru çıktım. Şurada köpeği gördüm. O köpek benimdir. Evet, bir merhaba dedim, selam dedim. Sonra sen çıktın. Beni güzel bir şekilde karşıladın. Ondan sonra buraları tanıttın. Çay ikram edeceksin. Güneydoğu'ya girdiğin zaman, Mezopotamya'ya girdiğin zaman, şu buraya kadar ayak bastığın zaman hiçbir sıkıntı gördün mü? Yok, hiçbir sıkıntı görmedim. Ayrıca şöyle bir durum var. Çok hoş, güzel bir insan perverliği gördün yani. Aynen. Bak.
De ki ben kendimden kastetmiyorum, yanlış anlama. Abi bak, Bingöl, ya Mezopotam yani. Batman, ondan sonra Diyarbakır, buralara sırayla geziyorum, gezdim. Şimdi sen Mardin'e hiçbir sıkıntı yaşamadım. Midya'da gideceksin, Mardin'e gideceksin, Kızıltepe'ye gidersin. Oraları göreceksin yani, çok insanları göreceksin yani. Evet. Hiçbir yerde sıkıntı yaşamadım yani, abi. Sıkıntı yaşamazsın. Ve hoşgörü gördüm. Abdülbaki abi. Abi çok teşekkür ederim bu ikramın için. Hasan keyifte. Çay keyfi. Sakıpta kalede bir çay içmek bize bir şeref oldu. Bana da nasip oldu. Çok teşekkür ederim. Abdülbaki abi, görüşürüz. Görüşürüz inşallah. Başka bir günlerde görüşürüz. Tamam. Allah'a emanet. Sen de Allah'a emanet. Bak arkadaşlar, bazı ileri gelmiş. Orada bekliyor. Tamam. Kara. Abdülbaki abiyle burada tanıştık. Bana çay ikram etti. Şimdi onun nöbet saati bitmiş. Gidiyor. Yolun açık olsun. Abdülbaki abinin ikramıyla çayımı içtim. Birazcık da istirahatimi yaptım. Şimdi şu yoldan dümdüz ilerleyip tekrar buraya geleceğim. Burada tabelalarda yönlendirmeler mevcut. Şu mağaraları görmek ve göstermek istiyorum. Mağaranın bir tanesi bu. İçeride oyuklar var. Kuvvetli muhtemel oralara bir şeyler yerleştiriyorlar. Burası bir yaşam alanı. Gerçekten çok şanslıyım. Birkaç saate burası çok kalabalık olacakmış. Sabahın erken saatlerinde gelmenin faydası. İçeride nemli bir koku var. Şuradan küçük bir oyuk var. Bir yere gidiyor gibi düşündüm ama oyukmuş.
Burada samanlık var. Şurada sanırım oturacak yerler. Şuralar örme duvarlar. Şurası ateş yakılan bir yer. Şurası bacası. Evet, burasını bir ev olarak düşündüğümüzde burası da evin bahçesi. Burası da çıkış kapısı. Buralara çok girilip çıkılmadığı için ot bağlamış. Ama içeride bir yaşam alanı mevcut. Evlerin içinde girintiler, çıkıntılar var. Selamun aleyküm. Evet. Burası da büyük bir oda. Buradan yan tarafa geçiliyor. Bahçemiz. Kapımız ve o güzel eşsiz manzaramız. Burada talim meydanı ve Ulu Cami var. Oraya gidiyor. Şuralara bakmadan oraya gitmeyelim. İnanılmaz dik bir yokuştan çıktım. Nefes nefeseyim. Soğuk bir sabah olduğu için üzerimde kalın giyinmiştim. Şimdi bayağı sıcak. Şu zirveden bir manzaramıza bakalım. Neler varmış. Evet. Kanyona üstten bakıyor. Şurası şöyle geliyor. Burası da bir burun. Kalenin duvarlarından bir tanesi. Birçok yer yeşillikten, ottan da görünmüyor. Yani ulaşabilmek için de iyi bir ayakkabı giyip pantolonunuz da ona göre olması gerekiyor. Evet. Yine bir mağara. Şurası ateş yakılan yer. Bacadan belli oluyor. Evet, burası bir oda. Işıklandırma olsaydı çizgi çok rahat görünür ve belli olurdu. Buradan bir merdiven varmış. Yukarı doğru
çıkan. Yaşam alanı buradan ilerisinde hala devam ediyor. Ortaçağ kent dokusu. Okumak isteyenler için bir görüntü aldım, durdurup okuyabilirler. Şurası Ulu Cami. Ulu Cami'ye doğru gidelim bakalım. İçeride yer yer mezarlar da var. Şimdi Ulu Cami'ye şu kapıdan gireceğim. Evet, Ulu Cami'ye girelim. Burası caminin avlusu. Şuradan bir girelim bakalım. Selamun aleyküm. Oo. Cami kapalıdır diye düşündüm ama açık. Şuradan bir merdiven çıkıyor yukarı doğru. Hemen caminin giriş kapısından çıkalım. Şu şekilde muhteşem bir manzaraya çıkıyor cami. Şurada da bir kuyu gibi bir yer var. Evet. Ulu Cami'den manzara bu şekilde. Evet. Geçtiğim yerlerde mezarlar da var. Arkaya doğru gidiyor ama ben şuradan devam edeceğim. Burada bir patika yol oluşmuş. Şuraya bakalım bakalım. Burası neymiş? Kuvvetli muhtemel tanıtım kartı yukarıda kaldı. Selamünaleyküm. Evet, burada da bir oda var. Karanlık. Tekrar çıkıyorum. Çevresinden dolanacağım. Şu patika yolu izleyerek ön tarafına geleceğim. Şurada küçük bir tabela var. İçkale rotası diyor buraya. Evet, her yer gizemle dolu. Burada da yeni bir yer çıktı. Bazı yerler zamana dayanamamış. Duvarlar yıkılmış. Burası kalenin iç tarafları.
Hatta şuradan bir girmek istiyorum kalenin iç tarafına nasıl. Bir diğer onu göstermek istiyorum. Ve görmek istiyorum. Evet, patika yoldan. İyi ki girmişim. Bu demirlerle güçlendirilmiş. Bakın buradan aşağı gidiliyor. Evet. Çok kenarlardan da yürümemeye çalışıyorum. Bir şeyler düşebilir. Beni burada biraz zor bulurlar. İyi ki girmişim. Burada yeni bir şehir, yer karşıma çıktı. Evet, bunun mutlaka bir anlamı olmalı. Tam ortada. Bunun ayağı olabilir. Devam eden. İşte burası Türkiye'de, Batman'da mutlaka gezilip görülmeli. Aa, bak yeni bir yere geldik. Buralar kuleler de olabilir, surlar da olabilir, aralarda zindanlar da olabilir. Şu an öyle bir yerdeyim. Evet. Kubbesi. Yıkılmayan yerler. Hala duruyor. Vallahi gittikçe gidiliyor. Selamünaleyküm. Evet. Burası en sağlam yerlerden bir tanesi. Sürekli bayır çıktığım için nefes nefese kaldım. Değdi. Gezilmesi gereken yerlerden mutlaka bir tanesi. Şurası dışarıdan gözüküyordu. Şuradan da bir bakalım. Buradan da manzarayı göstermiş olayım. Ve buradan. Evet. Kalenin en üst noktalarından bir tanesindeyim. Şuradan da manzaraya bir bakalım. Vallahi ayakkabıyla gelsem çok daha iyiymiş. Fakat yapacak bir şey yok. Rahat olsun diye terlik kullanıyorum. Ama buraya sağlam bir ayakkabı ve geniş hareket kabiliyeti verebilecek
pantolonla gelinmesini tavsiye ederim. Evet, yavaş yavaş kaleden çıkalım. Şuradan bir girelim bakalım. Evet, burası bir kule. Burayı ben aşağıdan da almıştım ilk girerken. Burası kilitli. Demek ki güvenlik için girilmemesi gerekiyor. Şanlı bayrağımız buradan da gözüktü. Evet. Şimdi buradan devam ediyorum. Her yerden bir mağara çıkıyor. Bir geçit var. Odalar açılıyor. Şurada da bir yer var. Buralar derin de olabilir. Çok dikkat etmek gerekiyor. Burada hem bastığınız yere hem de tavana çok dikkat ederek gezmek gerekiyor. Selamünaleyküm. Evet. Bak, şuralar bir şeyler koyulmak için. Duvarlara oyulmuş yerler. Şurada sanki bir baca gibi bir durum var. Aynen, şurası da bir şeyler koymak için. Burası oturmak için. Buradan yukarı doğru bir yol gidiyormuş. Hem inişe geçtim hem de şuraları şöyle alarak devam etmek istiyorum. Yine burada da mağara ve mağaracıklar var. Buraya geleceklere tavsiyem, ya benim gibi erken gelin ya da ilkbahar, kış ve sonbaharda gelmenizi tavsiye ederim. Yaz aylarının aşırı sıcaklarında çok zor olabilir. Sıcaktan gezilemeyebilinir. Evet, şurada bir burun var. Buruna gidelim. Şurada bir mağara daha var. Bir girelim bakalım ne var. Evet. Buradan yine Dicle'nin manzarasını gösterelim. Sonra devam edelim. Şu patika yoldan ilerleyerek şu buruna da gitmek istiyorum. Evet, mağaralar her yerde. Burada da yağmur kalıntıları, küçük göletler yapmış. Şurada da bir kanal mevcut. Evet. Burası burunlardan bir tanesi. Bastığımız yerlere dikkat
dikkat ederek ilerliyoruz. Bahsettiğim şey bu. Taşlarla çevrilmese gerçekten büyük tehlike arz ediyor. Vallahi her yer gizemle dolu. İlk defa böyle bir yer geziyorum. Burayı eğer adım adım hakkını vererek gezmek istiyorsanız bol bol vakit ayırmanız gerekiyor. Yanınızda içeceğinizi, yiyeceğinizi, ihtiyaç malzemelerinizi mutlaka getirmeniz gerekiyor. Evet, oburuna da geldik. Hoppala. Evet. Merhaba Hasan Keyif. Evet, gezginler yavaş yavaş gelmeye başladı. Çok şanslıyım ki kimse olmadan buraları gezdim. Kayda aldım. Buradan başladığımız yere tekrar geliyoruz. Doğal bir merdivenden iniyorum. Hasan Keyif gezimin sonuna geldim. Burada tanıştığım insanlarla, yapılan ikramlarla ve güzel hatıralarla tekrar dönüyorum. Çok güzel bir geziydi. Çok memnun kaldım, çok mutlu oldum. Hasan Keyif'i sabah gezmek bana çok mutluluk verdi. Çok zor yollar aşıp geldim. Ve burası kalabalıklaşmadan artık dönüş yoluna geçtim. Şimdi buraların her yerin bir hikayesi var. Hikayeleri ben dinledim. Fakat ben şu an bu videoda hikaye anlatmayacağım. Yani anlatamayacağım. Sadece Hasan Keyif'i göstermek amacıyla çekim yaptım ve gezdim. Hikayeleri merak edenler araştırabilir, okuyabilir, internetten ulaşabilir. Hikayeleri ben de burada öğrendim. Bilmediğim hikayeyi, daha yeni öğrendiğim hikayeyi anlatmam çok uygun olmaz. Bu arada buradaki balıkları da göstermek istiyorum. Beni görünce ileriye doğru kaçtılar. Güzel hatıralarla Hasan Keyif'i terk ediyorum. Yolumuzun 12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı'nın 3. gününden Batman Hasan Keyif'ten herkese selam olsun.